Bu hafta son olarak indirekt addressing'e bakacağız. Bir array'imiz olsun, n tane elemanı olan. Şöyle bir declaration yaptığımızı farz edelim. N array'imizdeki eleman sayısını tutuyor. A da array'imiz. Array'de sadece birinci adresi specify ediyorum. Array'ler biliyorsunuz memoryda consecutive olarak store edildikleri için 30'dan başlayarak 30, 31, 32, 37'ye kadar olan memorilerde array'imiz olduğunu farz edelim. Şimdi array elemanlarını nasıl access edersiniz? Tabii ki direct addressing'le her zaman access etmeniz mümkün. Mesela burada wregister'a önce 50 yükledim. Sonra onu A'ya attım. Aslında yaptığım şey A0 eşittir 50 demek. Sonra wregister'a 60 doldurup bunu A1'e atıyorum. Yani A artı 1 demek 31 demek. 31 hexadecimal 31 olan file register'a ya da memory lokasyona 60 değerini dolduruyorsunuz. Aslında yaptığınız şey şu. A1 eşittir 60. A2'ye bir şey kopyalarsanız A2 eşittir 20 diyorsunuz vesaire. Burada kullandığımız addressing modu direkt addressing. Peki biz şöyle bir loop yazıyor olsaydık. Array'deki bütün elemanları toplayacağımızı farz edelim. Sum eşittir 0. I0'dan n'e kadar. I artı artı. Sum eşittir sum artı a'yı. Bu şekilde bir access yaptığımızı, kod yazdığımızı farz edelim ki higher level programlama dillerinin çoğunda bu tür kodlar yazıyorsunuz. Şimdi böyle bir kod yazdığınız zaman dikkat edin. Array'in her elemanını access ederken aslında bir i'yi indeks olarak kullanıyorsunuz. Yani a'yı dediğinizde i r array'ine bir indeks olarak geliyor ve sırasıyla i'yi artırdığımız için array'deki bir sonraki elemanı access etmiş oluyorsunuz. Burada yaptığımız şey aslında indirect addressing. Yani a'yı dediğinizde bir indirect addressing kullanıyorsunuz. Bunu peki şeyde nasıl yaparsınız? PIC16F877'de. Bütün aslında microprocessor ve microcontroller'larda iki tip addressing modu vardır. Birisi direct addressing, birisi indirect addressing diyebileceğimiz. Direct addressing'de access edeceğiniz memory'yi direct specify edersiniz. Indirect memory addressing'de ise başka bir register'ın değeri, yani bir nevi bir pointer mantığıyla düşünün. Başka bir register'daki bir değer memory'deki bir adresi tutar, onun değerini kullanarak memory'yi access edersiniz. Burada da olan o. Biz şu ana kadar şu modu gördük. Bakın direct addressing'de opcode'un içinden access etmek istediğimiz memory parçasının offset'i geliyordu. Hangi bankı select edeceğimizi de status register'daki RP1 ve RP0 bitleri belirliyordu. Microcontroller reboot edildiğinde ya da reset edildiğinde RP1 ve RP0 00'a set ediliyordu hatırlıyorsanız. Bu da bizim bank 0'ı default olarak kullanmamız anlamına geliyor. Onun için yazdığımız bütün adresler, direkt adresler aslında bank 0'daki bir değeri seçiyor. Buradaki bank select'i değiştirerek diğer bankalardaki memory parçalarına da access edebiliyorduk. Bu direct addressing ki şu ana kadar hep bunu kullandık. Peki indirect addressing'de nasıl çalışıyor işler? Indirect addressing'de file select register diye bir ayrı register var. FSR. Bu FSR register'ının ilk 7 biti bank içindeki offset'i gösterecek. Status register'ın IRP biti ile FSR register'ın 7. biti ise bank select biti olarak, bitleri olarak kullanılacaklar. Yani şuradaki 2 bit bank select, geriye kalan FSR'daki 7 bit ise offset olarak kullanılacak. Ben örneklerimde sadece bank 0'a access edeceğim indirect addressing olarak. Dolayısıyla şu ikisini hiç değiştirmeyeceğim. Bunlar zaten default 0-0 geliyorlar. Ama isterseniz farklı bankalara gitmek istiyorsanız bu iki biti de uygun şekilde set etmeniz gerekiyor. Şimdi yapacağımız şey şu indirect addressing'de. Öncelikle access etmek istediğimiz memory slot'un adresini file select register'a dolduracağız. Yani file select register bizim pointer'ımız olarak düşünün. Access etmek istediğimiz memory parçasının adresini saklayacak. Daha sonra gerçekten o lokasyonu access etmek için indirect file register denen INDF diye bir register var. Onu kullanacağız programda şeyimizde, instruction'ımızın içinde. Bunu kullandığınızda PIC INDF'i target register olarak gördüğünde gidiyor. FSR'ın içinde var olan adresi alıyor, onu offset olarak kullanıyor ve memory'de onun point ettiği adresteki değeri alarak kullanıyor. INDF onun için bir physical register değil. Sadece bizim indirect addressing'i kullanmak istediğimizi indicate etmek için kullanılıyor. Şimdi örneğe bakarsak daha iyi anlayacaksınız. Ben az önceki array'ime indirect addressing'i access etmek istediğimi kabul edeyim. Öncelikle FSR register'ına A0'ın yani access etmek istediğim
array'in adresini doldurmam lazım. Offset'ini doldurmam gerekiyor daha doğrusu. Burada bakın move literand w'ya a'yı w register'ına yüklüyorum. Aslında burada yaptığım şey w register eşittir address of a demek. Bu da ox30 bizim example'ımızda. Şuraya bakarsanız a'yı ox30 olarak tanımladım. 30 hexadecimal 30 değerini yani 48 rakamını W register'a doldurdum. Daha sonra W register'daki bu değeri FSR'a kopyalıyorum. Neyle? W move W F ile W'daki değeri file register'a kopyala. Yani FSR register'ına A0'ın adresini kopyaladım. Şimdi artık bakın FSR'ın point ettiği yani A0'a bir değer kopyalamak için yapmam gereken şey şu. Move WF INDF. INDF burada devreye giriyor. Yani move WF FSR demiyorsunuz. FSR dediğinizde çünkü FSR register'ın içine bir şey kopyalamış oluyorsunuz. O bir fiziksel register. Ama move WF INDF dediğinizde INDF bir physical register değil. PIC burada gidiyor. FSR register'ın içinde saklanan adresi alıyor. O adresi kullanarak W register'ındaki değeri oraya kopyalıyor. Bu ne demek? W register'ımızda 50 değeri olduğu için 50 değerini A0'a kopyalayacağız. Çünkü A0'ın adresi FSR'da. Daha sonra ben FSR'ı bir tane artırıyorum. Gördüğünüz gibi increment F, FSR, F. FSR'ın değerini bir tane daha artırdım. Mark ne demek? Aslında FSR'ın değerini 31 yapıyorsunuz. Bu da A1'in adresi. Şimdi INF'e bir şey kopyaladığınız zaman W register'dan bu sefer A1'e kopyalamış oluyorsunuz. Şu anda W register'a 60 değerini yüklediğim için A1 eşittir 60 demiş oluyorsunuz. Yine FSR'a increment ettim. Move WF INDF dediğinizde ise A2'ye bir şey kopyalamış oluyorsunuz. Bu şekilde array'in elemanlarına sırasıyla indirect addressing kullanarak access etmeniz mümkün. Şimdi gelelim bir array'imizde elemanlarımız var. Ben bunları şu loop'u yazmak istiyorum. Yani bu loop'u bir loop şeklinde yazmak istiyorum. Nasıl yaparsınız? Sum eşittir 0. Bu zaten ilk initialization step'i. Sonra number of elements eşittir n. Ben number of element yani bu loop'u şeklinde yazacağım yine. Number of element 0'a ulaşana kadar yapacak şekilde yazacağım. FSR'a A0'ı ekliyorum. A0'ın adresini daha doğrusu kopyalıyorum. Yapacağım şey ne? Number of element 0'dan büyük olduğu sürece ya da number of element 0 olmadığı sürece böyle de diyebilirsiniz. Ne yapıyorum? Sum eşittir FSR. Yani bakın FSR'ın point ettiği yerdeki değeri kopyalıyorum. Yani bu o demek. FSR'ın değerini değil, FSR'ın point ettiği memory lokasyonundaki değeri kopyalıyorum. Burada bir pointer var. Indirect adresinden kastımız o. Yani bir array elemanı bu. Array'deki bir slotun değerini, o array'deki slotun numarası da adresi de FSR'da duruyor. Onu sum'a ekliyorsunuz. Sonra FSR'ı bir tane artırıyorum. Bunlar 8 bitlik değerler. Number of element'ın içine bir tane eksiltiyorum. Bunu tam assembly koduna çevirecek olursak nasıl olur? Bakın sum eşittir 0 clearF sum demek. Number of element'ı n yapmak demek. Ben bunu move literal w n yani n değerini şeye kopyala. W register'a. Onu da number of element'e kopyala. Bunu ben loop iterasyon variable olarak kullanacağım. Başlangıçta n tane değer var. Daha sonra FSR register'ına A0'ın adresini kopyalıyorum. Burada benim örneğimde bu. Bakın OX80, OX30. OX30 değerini FSR'a kopyaladım. Önce literal W ile A'yı W register'a yükledim. Sonra W register'daki değeri FSR'a yükledim. Şimdi pointer'ıma bir nevi A'nın ilk adresine point ettirttim. Şimdi loop body'ye bakarsanız yapmam gereken ne şu. Sum artı eşittir FSR. Bakın burada INDF'i kullanıyorum artık. FSR'ı değil. Öncelikle INDF'deki yani INDF'i kullanarak FSR'ın point ettiği array elemanının değerini W register'a kopyalıyorum. Onun için move F INDF W yani W register eşittir FSR'ın point ettiği memory lokasyonu demek bu. Bu da array'deki hangi eleman ise. Daha sonra addWF'de bunu sum'a ekliyorum. Şimdi FSR'ı bir tane artıracağım. Böylece FSR'ı artırmanız ne demek? Şu an ilk başta A0'a point ediyordu. Şimdi A1'e point edecek. Array'in birinci elemanına. Number of element'i decrement ettim. Ve decrement SE kullandım. Yani number of element 0'a ulaşana kadar bu işlemi yapıyorum. Başa döndüm. FSR şimdi A1'e point ettiği için onu alıp ekleyeceğim. Ben bu kodu da yazdım. Bunu da size
vereceğim. Bakın burada 8 tane eleman olduğunu kabul ettim. Ve ben bunları başlangıçta array'ime, array'imdeki array burada tanımlı. Array'in size'ı burada. Yani n dediğimiz rakam bu. 8 tane eleman var. Sum ve number of eleman da burada. Ben başlangıçta array'ime random rakamlar doldurdum. Şu anda direct adresimi kullanıyorum. A0'a bakın 4 değerini doldurmuşum. A1'e 6 değerini doldurmuşum. Sonra 5 değerini doldurmuşum. Yani şu array'i dolduruyorum aslında. 4, 6, 5, 2, 1, 3, 15 ve 9. Şu array elemanlarını A'ya sırasıyla doldurdum. Şimdi ben bunları toplayacağım. Topladığımda sonucun ne çıkması lazım? 4, 6, 6, 10, 15, 17, 18, 21, 36 ve 9 daha 45 toplamını elde etmemiz gerekiyor. İsterseniz burada breakpoint'ü koyayım. Çünkü indirekt adresi kullandığım yer burası. Üst tarafta hep direkt adresi kullanıyorum. Buraya gelelim. Sırasıyla loop'un içinde array'e nasıl access ettiğimizi görelim. Öncelikle bakın fsr'a a'yı yükledim. Yani a'nın değerini, which is ox30, bunu fsr'a yükledim. Onu buradan variables'dan bakalım isterseniz. Burada fsr diyeyim. fsr'ın değerinin ox30 olması lazım. Gördüğünüz gibi yani array'in ilk elemanının adresini fsr'a yükledim. Şimdi şunu sileyim. Buraya da sum running sum'ı kopyalayalım. Running sum. Running sum şu anda 0 olması gerekiyor. Ha, bu tabi running sum bir variable değil. Onun için böyle yazamıyoruz. Sum kaçmış? OX20'ymiş. Onu da OX20 olarak yazalım buraya. OX20. Evet şu anda 0. Number of element da kaçmış onun adresi? O da 21'miş. Onu da buraya yazalım. OX21. OX21'de şu anda 8 gördüğünüz gibi. Şimdi bakın F8'de sırasıyla gideceğim. Yaptığım şey şu, bakın W register'ını INDF'i kullanarak FSR'ın point ettiği yerdeki değeri kopyalayacağım. O neydi? Array'in ilk elemanının değeri. Array'in ilk elemanının değeri 4. 4'ü W register'a kopyalamam lazım bu işlem sonucunda. Bakın bunu F8'de gideyim. Şimdi W register'ın değeri burada. Bunun 8'den 4'e döndüğünü dikkat edin. Trace ettim, step ettim. Bakın burası 4 oldu. Ne yaptı? FSR'ın point ettiği yerdeki değeri W register'a kopyaladı. Şimdi ben bunu sum'a ekleyeceğim. Sum'a eklediğimde sum'ın değeri bakın 20 idi. Yani adresi 20 idi. Şu anda onun değeri 4 oldu. Şimdi ne yapıyorum? FSR'ın değerini artırıyorum. Bakın FSR 30'du. Artırdım. 31 oldu. Şimdi number of integers, yani number of element'a bir tane eksilteceğim. Loop variable'ı bu 7 tane kaldı. Başa döndüm. Şimdi bir daha access ettiğimde artık A1'deki INDF'e bir daha access ettiğimde FSR'ın point ettiği, ki A1'e point ediyor şu anda. Array'in bir sıfırıncı indeksine değil birinci indeksine point ediyor. Oradaki değeri alıp gelip W register'a kopyalayacak. Onun değeri de 6. Bunun 6'yı W register'a kopyalaması lazım. Step edelim. W register watch edin. Step ettik. Bakın W register'a 6 geldi. Aynı şey. Bunu şeye ekleyeceğiz. Sum'a ekleyeceğiz. Sum ne oldu? 6 artı 4. 10 olması lazım. Zaten hexadecimal A rakamını görüyorsunuz. FSR'ı bir daha artır. 32. Bu şekilde bakın devam edelim. Sırasıyla eledik elemanları kopyalıyoruz. Ediyoruz şeye, running sum'a. En sonunda çıkacağız. Çıktığımızda sum değeri ne olması lazım? Sum değeri OX20 2D olmuş. 2D nedir? 2 hexadecimal olarak 32 eder. D'de 13 ediyor galiba. Evet 32 artı 13 eşittir 45. İsterseniz bunu şeye de yükleyelim. Bunu compile edeyim. Bunu ben çünkü şeyde display ediyorum. Şu ledlerde display ediyorum. Bunu da buradan load hexadecimal'a gidelim. Array manipulation, distribution, default, production, array manipulation. Bakın burada 45 değerini, yani sum top array'deki elemanların toplamını 45 etmesi lazım. 32 artı 8 artı 5 bakın. 32, 8, 4, 1 toplarsanız 45 eder. 45 değerinde bunu display edildiğini görüyorsunuz. Yani doğru bir şekilde topluyoruz. Özeti şu, hani tekrar summary verecek olsak. FSR'a bir adres yüklüyorsunuz memory'de. Sonra INDF register'ına, ki dediğim gibi physical register değil, INDF'e access ettiğinizde aslında o FSR'da yüklü olan adresi alıyor. Onunla memory'e gidiyor. Memory'de o adresteki değeri alıp getiriyor. Yani oraya access ediyor diyelim. Bu tabii store'da da load'da da bu kullanılabilir. Ben burada store'da kullanıyorum. Burada ise
direkt pardon şurada ise az önceki değerde ise oradan bir değer getirmiştir. INDF'e access ettiğinizde FS adresi kullanıyorsunuz. Indirect addressing'den kastımız bu. Böylece array'leri bu şekilde manipüle etmeniz mümkün. Bu hafta söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu hafta dediğim gibi loop'larla alakalı bir lab esayen edeceğim biraz da. Sorularınızı yine hazırlayın. Önümüzdeki hafta çarşamba günü soru cevap session'ında sorularınızı cevaplamaya çalışalım. Hepinize sağlıklı günler.